Merhaba arkadaşlar. Lili bize arkadaşın yemeği getirecek. Onlar için yemek hazırlıyorum. Çorba neredeyse kaynamak üzere. Izgaradakiler pişti bile. Onları tabağa alalım. Güzel koktu. Dur Lolicim. Misafirimizi beklememiz lazım. Bir kasede çorba koyalım. Oh, çorba mis gibi oldu vallahi. Gördün mü? Geldiler işte. Yanındaki kim? Şşş, öyle hemen yanındaki kim diye sorulmaz. Eve gelen misafire hoş geldin denir. Hoş geldin. Merhaba, ben Judy. Ben de Loli. Ayşe, Judy benim kreşten arkadaşım. Birlikte oyun oynayacağız. Tamam, birlikte oyun oynayabilirsiniz tabii ki. Ama sizin için yemek hazırladım. Hadi sofraya buyurun. Gel Judy, Ayşe'nin eli çok lezzetlidir. Evet, sofra çok güzel gözüküyor. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun çocuklar. Gerçekten çok harika olmuş. Ay, Ayşe, açlıktan neredeyse ölecektim. Karnınız doyduysa arkadaşlar oyun oynamaya gidebilirsiniz. Ellerine sağlık Ayşe. Evet, burada oyun oynayabiliriz. Lili, Loli ne kadar da eğlenceli bir köpek. Çok şanslısın. Ben onu çok sevdim. Etrafı güzelce toparladım. Acaba kızlar ne yapıyor? Bir gidip onlara bakayım. Merhaba çocuklar. Nasıl gidiyor bakalım oyununuz? Çok eğleniyoruz. Çok teşekkürler. Sen de bizimle oynar mısın Ayşe? Seve seve oynarım Judy. Bakın, bende renkli oyun hamurları var. Bunlarla oynayabiliriz. Ne yapacağız? Ne yapacağız bunlarla? Bence bu oyun hamurlarıyla birer yaz meyvesi yapabiliriz. Ne dersiniz? Aa, mor renk. Mordan üzüm yapabiliriz. O zaman yapalım. Ben de üzümü çok severim. Öyle mi? Üzüm de bitmek üzere. Üzüm senin. Çok güzel oldu Ayşe. Ayşe, bana da bunu yapar mısın? Tabii ki yaparım Lilicim. Bunun için sarı oyun hamuruna ihtiyacımız var. Al bakalım Lilicim. Bu da senin muzun. Teşekkür ederim Ayşe. Judy, senin ne güzel upuzun kulakların var. Sana kiraz küpe yapalım mı?
Olur Ayşe. Evet, kirazlar hazır. Şimdi yeşil oyun hamuruyla saplarını yapacağım. İşte senin kiraz küpelerin. Arkadaşlar, biz misafirimizle birlikte çok eğlendik. Peki siz arkadaşlarınızla bir araya geldiğinizde ne oyunları oynuyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşürüz.